Her Şeyin Ekonomisi'nden iyi akşamlar. Artık haftayı kapatmaya hazırlanıyoruz efendim. İstanbul'da bakalım nasıl bir hafta sonu olacak. Tabii tüm Türkiye'de diyelim. Gündemi yoğundu bu hafta. Oldukça yoğun bir gündemi geride bırakmış olduk. Merkez bankalarının faiz kararları vardı finans piyasaları içinde. Bugün de aslında birazcık da finans piyasalarına ve ekonomi dünyasına daha yakın olduğumuz bir konuyla gündeme gelmiş olacağız. İlk bölümde bunu işleyeceğiz sizlerle birlikte. Katar'ı ve Katar ilişkilerini konuşacağız. Son dönemde özellikle Türkiye'de yatırımlar fazlasıyla ele alınıyor. İşte yabancı yatırımı çekmek için Türkiye'de hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politikaları ve şeffaflık uyarısı çok çok önemli. Hem de bu anlamda hükümetin attığı adımlar var yabancı yatırımcıyı ülkemize çekmek için. Şimdi bu anlamda bu bölgeye ve aynı zamanda işte Orta Doğu'ya ve Afrika'ya ticaret yapan bir şirketimiz de olacağız. Kerem İlengir bizlerle birlikte olacak. İstanbul SunTrade LLC Yönetim Kurulu Başkanı bizlerle birlikte olacak. Daha çok endüstriyel ürünler üretiyor efendim. Katar'a da satıyorlar. Buradan yola çıkarak Türkiye ile Katar arasındaki öncelikle bir ticaret hacmine bakalım. TÜİK tarafından derlemiş olduğumuz rakamları. Daha sonra da Türkiye bölgede aktif mi? Neler yapması gerekiyor? İhracatçımızın özellikle daha fazla ürün satması için hangi önlemleri alması gerekiyor? Ya da neleri revize etmesi gerekiyor? Tüm bunları Her Şeyin Ekonomisi'de masamızda Kerem Bey ile birlikte konuşacağız. Bu rakam Türkiye ile Katar arasındaki ticareti gösteriyor. Örneğin 2008 yılından 2019'a kadar geldiğimiz rakamlarımız ve hepsinde bakıldığı zaman aslında o günden bugüne ihracatımızda ve hacimlerde bir artış var. Son olarak da 1 milyar 431 milyon 899 milyonluk bir hacimden bahsediliyor. Bu özellikle bu yatırımların çoğu işte reel ekonomiye mi yoksa finansal piyasalara mı yatırım yapılıyor? Bu da önemli. Yani istihdam yaratan yatırımlardan mı bahsediyoruz? Bunlara birazdan bakacağız efendim. Diğer taraftan da ürünlerin gamına bakıldığı zaman farklı farklı ürünler var. Kimyevi maddelerden tutalım da işte çelik, inşaat malzemeleri, işlenmiş orman ve mobilya ürünlerine kadar birçok ürünü şu anda da ekranda da gördüğünüz gibi Türkiye-Katar ticaretinin göstergesinde bulabiliriz. Şimdi 2018'de imzalanan bir de serbest ticaret anlaşması var. Burada tabii ki en önemli nedense Katar'a ihracatımızı arttırmaya çalışıyoruz. Ticaret savaşının oldukça yoğun olduğu dönemlerde iki ülke arasındaki ticaretin artması ve artırılması da oldukça mühim. Aslında kazan kazan mı oluyor burada, yoksa Katar mı daha fazla Türkiye'den mal alıyor, yoksa biz mi Katar'a daha fazla Katar'dan daha fazla mal alıyoruz? Kerem İlengir ile birlikte Her Şeyin Ekonomisi'ne Türkiye-Katar ilişkilerini ve ekonomisini konuşuyoruz efendim. Evet, Her Şeyin Ekonomisi devam ediyor. Kerem İlengir stüdyomuzda. İstanbul SunTrade LLC Yönetim Kurulu Başkanı, hoş geldiniz Kerem Bey. Hoş bulduk Murat Bey. Şimdi Katar, Türkiye son dönemde özellikle fazlasıyla şahit olduğumuz iki ülke ilişkileri var. Bu sanırım diplomatik ilişkilerin ticarete yansımış hali diyebiliriz değil mi? Yani öncelikle iki ülke dış ilişkilerde, Katar üzerinde söylemiyorum, bir miktar daha yakınlaşıyor, iyi adımlar atılıyor. Bu sonra haliyle liderler arasında bir ticaret anlaşmasına dönülüyor. Kesinlikle katılıyorum. 2016 yılında iki ülke arasında imzalanan yüksek stratejik komite anlaşması gereğince iki ülke arasında yapılan ticaretin hızlıca arttığını görebiliyoruz. İlk toplantı Doha'da, bir sonraki toplantı İstanbul'da ve sonrasında Trabzon'da gerçekleştirildi. Bu toplantılarda imzalanan anlaşmalar neticesinde birçok firma artık Katar'a çok rahat ihracat yapabilme şansına erişti. Bizler de yaklaşık 6-7 senedir bölgede bulunan bir firma olarak endüstriyel projeler anlamında hem Katar'a hem de bölge ülkelerine elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Siz daha önce ticaret, ihracat yapıyor muydunuz? İç pazara mı yönelik? Biz aslında 2010-2009 senelerinden önce daha çok iç piyasaya çalışan bir aile şirketiydik. Fakat 2009-2010'dan sonra şirketin merkezini Dubai'ye taşıyarak aslında ürünlerin Türkiye'de üretildikten sonra Dubai üzerinden GCC
Yani aslında körfezi kıyısı olan ülkelerden bölgeye daha rahat ihracat gerçekleştirebilmesi açısından bir fırsatı değerlendirmek istedik. Hamdolsun bu anlamda da çok önemli adımlar attık. Son dönemde, son bir yıl içerisinde Katar'da gerçekleştirilen en büyük 5 endüstriyel projenin 3'üne imza attık. Şu an Katar Emiri Tamim'in çok yakın akrabalarıyla birlikte bölgede önemli faaliyetler gösteriyor. Ne satıyorsunuz Katar'a? Biz aslında endüstriyel projeler yapıyoruz. Aslında biz bir şey sattığımızı söylemiyoruz. Biz proje yapıyoruz. Biz Türkiye'de endüstriyel projelerin işleyebilmesi, o bölgenin kalkınabilmesi için bazı gerekli malzemelerin, tarımsal ürünlerin üretilebildiği fabrikaları Türkiye'de üretip Katar'da montajını gerçekleştirdikten sonra bölge halkına hizmet etmesini. Ya fabrikanın montajını mı yapıyorsunuz orada, üretim? Biz Türkiye'de tüm makine ekipmanları üretiyoruz. Sonrasında Katar'da da bunların montajını yapıp operasyonunu gerçekleştiriyoruz. İş alanları var gerçekten. Aslına bakarsanız Katar denilince insanların aklına genelde Türkiye'ye direkt yatırım anlamında bazı fikirler geliyor. Ben bu konuda buradan bizi izleyen izleyicilere, genç iş adamlarına bazı tavsiyelerde de bulunmak isterim. İş yapış şekilleri artık geçmiş geleneksel iş yapış şekillerinden çok değişti. Artık istediğiniz yerden başka bir ülkeye çok kısa sürelerde seyahat edebiliyorsunuz. Değil mi? Atıyorum bundan 50 yıl önce, 60 yıl önce 3 günde gidebildiğiniz yerlere artık 2 saat, 3 saat mesafede yaşıyor insanlar. Özellikle Türkiye bu anlamda bulunduğu konum itibariyle de çok önemli bir noktada. Buradan Katar 4 saat. Şimdi hal böyle olunca insanların ihracat yapabilmeleri aslında bir nebze kolaylaştı. Hala bazı engeller var. Hala bazı sorunlarımız var. Ülke olarak çözmemiz gereken bazı sorunlar mevcut. Ama bunların üzerine gidildiğini görüyoruz. Hükümetlerimiz, hem Katar hükümeti hem Türk hükümeti bu anlamda ciddi çalışma içerisindeler. Aynı zamanda Katar'daki Büyükelçimiz Sayın Fikret Özer'in de Türk iş adamlarına oldukça büyük bir desteği söz konusu. Kendisine de buradan selamlarımı, saygılarımı iletirim. Ticari ateşelerimiz keza Körfez bölgesinde tüm iş adamlarına yeterince destek oluyorlar. Bizler 2017'deki ambargodan sonra Suudi Arabistan'ın öncülüğünde başlayan, onun devamında Birleşik Arap Emirlikleri'ni desteklediği ambargodan sonra Katar'da inanılmaz bir iş fırsatının doğduğuna şahit olduk. Değil mi? Orada o dönem hatırlıyorum Katar'a bir yaptırım kararı uygulandı ve Türkiye özellikle hani bu yaptırım kararından ziyade Katar'ın yanında oldu ve oraya yardım etti bir yerde. Kesinlikle. Sanırım hem diplomatik ilişkilerin daha ılımlı olması hem de Türkiye ile Katar'ın ticaret hacmini artması için çok önemli bir tarih sanırım. Çok önemli bir dönüm noktasıydı. 2017'deki ambargodan sonra ilk 24 saatte Türkiye'den Katar'a birkaç uçak dolusu gıda malzemesinin çok kısa süreler içerisinde ulaştığına şahit olduk. Bu Katar'daki insanların kendilerine Türkiye'den ne kadar büyük bir destek geldiğine şahit olmalarına neden oldu. Ve bundan sonra da Türkiye ve Katar arasındaki iş adamları arasındaki ilişkilerin hızlı bir şekilde arttığına şahit olduk. 2017'deki ambargodan sonra aslında her şerde bir hayır var diye bir biliyorsunuz. Klişeleşmiş bir laf vardır. Ama doğru bir söz. Doğru bir söz. Neden doğru bir söz? 2017'deki bu ambargodan sonra Katar artık kendi ürünlerini kendi üretmek istedi. Artık Katar dışa bağımlı olmaktan çıkıp kendi ürünlerini kendi ülkesinde kendi insanlar için üretmeye başladı. Dedi ki biz bugün X ülkesinden Y ülkesinden ayçiçek yağı alıyoruz. Yem alıyoruz, tohum alıyoruz, domates alıyoruz, patates alıyoruz, çelik konstrüksiyon alıyoruz. Dedi kardeşim yarın aynı şeyin olmayacağını kim garanti edebilir? Biz yarın başka bir ülkeyle de bu sorunların hepsini yaşayabiliriz. Bu bağlamda kendi ülkelerindeki üretim kapasitelerini arttırmak için bazı girişimlerde bulundular. Burada bakanlıklar fabrikalar açmaları lazım. Aynen öyle. Bu fabrikaların açılması aslında Katar için çok önemli bir dönüm noktası oldu. Biz de burada devreye girerek Katar'da birçok hayvan çiftlikleri kuruldu. Hem besi anlamında hem de tavukçuluk anlamında önemli çiftlikler kuruldu. Bu çiftliklerin tabii yem ihtiyaçları doğdu. Bu yem ihtiyaçlarının karşılanabilmesi açısından da biz de orada çok kısa süre içerisinde birkaç projeyle kendimizi tanıtma şansı bulduk. Peki iklimi uygun mu? Hani tarım yapmaya, işte hayvan. Yani çok güzel bir soru. Aslında çok güzel bir soru. Sıcak, işte sanki doğru bir yaklaşım ama Katar'daki şimdi şöyle söyleyeyim. Yem üretmek için ham maddenin o ülkede yetişmesi
edilmesi gibi bir zorunluluğumuz yok. Gelişen dünyada artık az önce de bahsettiğim gibi tüm mesafelerin kısaldığı bir dönemde ham maddeyi siz çok rahatlıkla Ukrayna'dan, Kazakistan'dan hatta Kanada'dan Katar'daki Doha Limanı'na getirip orada silolarda depolayıp tesislerde işleyip hayvan çiftliklerinde kullanabilirsiniz. Keza bizim yaptığımız işte tam olarak bu. Biz dışarıdan alınan ham maddenin içeride depolanmasını sağlıyoruz. Depolandıktan sonra da fabrika içerisinde işlenip hayvan çiftliklerine yem olarak temin edilmesinin önünü açmış olduk. Bunun haricinde ayçiçek yağı fabrikaları, un fabrikaları, makarna fabrikaları gibi birçok endüstriyel alanda gelişimler gördük. Bu anlamda Katar'ın aldığı yol ve ivmelendiği nokta çok önemli. Evet. Peki son döneme geldiğimizde dediniz ki hani yine de Türkiye ile Katar arasında özellikle ticarette halledilmesi gereken bazı noktalar var. Hani bunlar ne bekliyorsunuz? Yani hangi sorunlar var? Hangi sorunların ivedilikle çözüp daha fazla ticaret yapabiliriz? Daha fazla Katar'a ulaşabiliriz? Şu anda bekleyen sorunlarımız ne? Sorun demeyelim de geliştirilmesi gereken noktalar. Anladık aslında kadarıyla zaten çok büyük sorunlar yok. Gayet çok, iyi giden ilişkiler var. Çok majör bir var. Sorunumuz yok ama geliştirilmesi gereken sorunların birçoğu aslında maalesef, ki maalesef bunu üzülerek söylüyorum, ülkemiz içerisinde yetiştiremediğimiz insan kaynağından kaynaklanıyor. Şimdi bakın, eğer siz bir ülkede bir iş yapmak istiyorsanız, o ülkede konuşulan hakim dile hakim olmalısınız. Nedir bu? Katar'da İngilizcedir, Arapçadır. Oraya gelen tüm insanlar İngilizce konuşur. Biz şimdi dönüp bakıyoruz ülkemize. Şimdi sürekli gidip geldiğimiz için bazı dönemlerde bazı iş adamları, arkadaşlarımız bizden destek istiyorlar. Biz de tabii ki elimizden geldiğince onlara destek olmaya çalışıyoruz. Ama sahip olamadığımız işi, yani kontrol etmediğimiz başka bir işi bizim orada pazarlamamız, müşteriye sunmamız çok kolay olmuyor. Evet. Şimdi işin sahibi eğer gerçekten sahip olduğu işi doğru bir şekilde anlatabilirse, doğru bir dille, doğru bir İngilizceyle, doğru bir iletişim kanalıyla, doğru insanlarla işlerin başlangıcı noktasında doğru stratejik adımları atarlarsa Katar'da iş imkanları çok yüksek seviyede. Bizim burada geliştirmemiz gereken en önemli nokta ihracatçıların, özellikle sanayi üretimi yapan firmaların kesinlikle İngilizce bilen ve İngilizce hakim CEO'lar tarafından veya genel müdürler tarafından yönetilebiliyor olmasıdır. Bu durumda eğitim konusunda belki biraz değinmek gerekebilir ama programın akışı açısından uygun olmayabilir. Yani şöyle ihracat yapıyorsa eğer bir şirket zaten hani İngilizce hakim olmadan neden Katar'a gider ki? Hani i̇şte bu gidelim, oluyor mu bu tarz sorunlar evet, oluyor mu? Evet bu tarz sorunlar hani oluyor. Gideyim, bu Katar'a, size şaka gibi geliyor. Evet, ben bu, Katar'a bu size gideyim de belki hani bir şekilde Türkçe konuşan bir Murat, buluruz Murat ve Bey, Murat Bey bakın bazı iş adamları bize nerede kalırız, oteli nasıl buluruz diye sorularla geliyorlar. Yani bırakın İngilizceyi. Anladım. Çok daha garip sorunlar, yani garip sorularla. Tabii, yapılmadan tabii. Aslında yapılıyor. Şunu öğrenmek istiyorum Kerem Bey. Şimdi Türkiye ile Katar ilişkileri evet, özellikle işte Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la işte Katar lideri arasında bazı temaslar oldu, diplomatik temaslar da yapılıyor. Ama bu hemen şu anlamına geliyorum. Bir Türk olarak ben gittiğim zaman Katar'a ne koysam satarım ya da Katar'da buraya giderek yatırım yapıyor anlamına gelmiyor değil mi? Yine onların da belli kriterleri kesinlikle, ve belli kalite anlayışları var adamın. Zaten az önce de onu bahsetmeye çalıştım. İş yapacağınız ülkeyi bir kere tanımanız, analiz etmeniz gerekiyor. Öncelikle vizyon sahibi olup ülkede neye ihtiyaç olduğunu anlamak gerekiyor. O insanların nelerden hoşlandığını, nelerden hoşlanmadığını anlamanız gerekiyor. Ben burada X bir ürünü üretiyorum ama Katar'ın o X ürününe ihtiyacı yok. Ben bunu orada nasıl pazarlayabilirim? Veya şöyle bir anlayış var. Ben ev yaptım. Ben çok güzel bir rezidans yaptım. Bu rezidansa Katarlılar yatırım yapsın. Yapmıyorlar. Çünkü siz Katarlıların İstediği şekilde o evin donatısını sağlamıyorsunuz. Çok üzülerek söylüyorum, buradan müteahhit firmalar lütfen beni yanlış anlamasınlar. Ama öncelikle müşteri portföyünüzün, müşteri kitlenizin tam olarak ne istediğini anlamanız gerekiyor. Bu bağlamda eğer siz Katar'a gitmezseniz, eğer o bölgede yaşamazsanız maalesef ihracat yapma şansınız yok. Ben şu noktada bir şey hatırlatmak istiyorum. Belki genç iş adamlarına buradan bir desteğimiz olur. Lütfen Türkiye'de ofis için, gösteriş için, bir sistemi kurmak için harcayacağınız paraları Katar'da birkaç ay yaşamak için harcayın. Türkiye'de harcayacağınız, bir senede harcayacağınız parayı Katar'da iki ay harcayın ama insanlarla tanışın. Bakın Büyükelçiliğimiz, az önce bahsettim Fikret Bey, Burak Bey, ticaret eşimiz, orada iş adamlarına inanılmaz destek sunuyorlar. Yani siz orada onların kapısını çok rahat bir şekilde çalabilirsiniz. Ürettiğiniz ürüne güveniyorsanız,
kesinlikle orada bir destek alacaksınızdır. Ve key insanlar, yani nokta atışı insanlarla buluşmanız içten bile değil. Bu bağlamda Türkiye'de oturmaktansa lütfen seyahat edin. Lütfen bu bölgede olun. Telefonla, e-mail ile bazı işleri çözmemiz mümkün değil. Özellikle Körfez ülkelerinde insanlar birebir temas istiyorlar. Birebir karşılıklı sohbet ortamı istiyorlar. Çünkü aslında onlar da bizim kültürümüzden geliyorlar. Katar en fazla şu anda yatırım anlamında neye ihtiyaç duyuyor bakıldığı zaman? Yani inşaatçılık sektöründe mi yoksa... Endüstriyel projeler. Bu anlamda Türkiye'de mesela sizin rakibiniz kaç tane rakip şirketiniz var? Yani Türkiye'de maalesef bu pazar, bu rekabet ortamı çok yok. Yaklaşık 4-5 firma ile rekabet halindeyiz. Rekabet ettiğimiz firmaların da başka ülkelerde bazı iştirakları bulunuyor. Biz Katar'da, Dubai'de, Kuzey Afrika'da, Nijerya'da, Türkmenistan'da projeler gerçekleştirdik. Gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Rekabetin artması tabii ki bizim için de faydalı olacaktır. Ama önemli olan, az önce de bahsettiğim gibi, ülkeyi koklamak gerekiyor. Yani gittiğiniz ülkede iş yapacağınız insanlarla mutlaka birebir temasınızın olması gerekiyor. Bu birinci şart bence. İkincisi de sahip olduğunuz bilginin gerçekten yeterince donanımlı olmasına çok önem vermek gerekiyor. Evet. Peki sizin örneğin şirketinizde, firmanızda kaç kişi çalışıyor? Biz şu an beyaz yaka ve mavi yaka olarak ayıracak olursak 35 adet beyaz yaka çalışanımız var. Dönem dönem inşaattaki ilerlemelere bakarak 150 ile 250 arasında da mavi yaka çalışanımız oluyor. Gençler sanırım birazcık daha, örneğin sizin gibi işte genç iş adamları birazcık daha bu dünyaya bakmada daha muhafazakar olmuyorlar. Çok daha modern düşünebiliyor ya da daha yenilikçi umuyoruz düşünebiliyorlar. Umuyoruz ki öyledir. Diye düşünüyorum. Çünkü masaya gelen birçok genç iş adamı oluyor. Onlar da hep gördüğüm nokta bu. Tabii masaya gelen tarafları ben sadece biliyorum. Gelemeyenlere baktığımız zaman tabii ki muhtemelen Türkiye için de işlem yapıyorlar. İhracatın artırılması için Türkiye'nin önemli teşvikleri var mı? Yani devlet hani kardeşim sen burada satma sadece, git Katar'a da sat, Afrika'ya da sat tabii gibi ki, tabii önemli ki. Teşvikleri var tabii mı? Teşvikler ki. Neler sizce? Mesela bir firma eğer Katar'da bir ofis açmak istiyorsa, Katar'da açtığı ofisin kirasına, çalıştırdığı elemanın maaşına, sigortasına kadar devletimizin verdiği birçok teşvik var. Yani bu teşvikleri mutlaka genç iş adamları tarafından takip ediliyor olduğunu düşünüyoruz ve umuyoruz. İlla ofis açmak zorunda değiller. KDV muafiyetleri var biliyorsunuz ihracat yaptığınız zaman. KDV muafiyetleri her ülkeye var. Ofis kurulumu, ofiste harcayacağınız paralarda yine devletimiz destek oluyor. Keza fuar yatırımlarında, fuarlara gittiğimiz zaman hükümetimiz insanları fuarda harcadıkları stand paralarını iade edebiliyorlar belli bir kısmına kadar. Yani bu tip fırsatlardan mutlaka genç girişimcilerin faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi yabancıların peki Türkiye bakış açısı nasıl? Siz Afrika dediniz. Özellikle Afrika'da çok ciddi bir pazar. Nijerya'ya bakıldığında evet bir belki gelişmişlik olarak çok gelişmiş bir ülkeden bahsetmiyoruz ama nüfusu çok fazla. 80 evet. milyondan fazla bir nüfusu var. Büyük bir pazar ve Afrika'da küresel bir oyuncu olmaya başladı. Evet. Hani onların Türkiye'ye bakış açısını nasıl buluyorsunuz? Türkiye'ye yatırım yapma istekleri var mı onların da? Aslında direkt olarak yatırım yapmaktan çok tekrar Türkiye'deki sanayicilerle beraber çalışma konusunda istekli olduklarını görebiliyoruz. Nijerya özelinde mesela pirinç işleme tesislerinin çok önemli olduğunu görebiliyoruz. İklim bakımından ve arazilerin koşulu bakımından pirinç yetiştiriciliği çok önemli bir alan Nijerya'da. Petrolle birlikte biliyorsunuz petrol son 5-6 yılda çok dalgalı bir seyir izledi. Doğru. Petrol fiyatları 110-120 dolarlardan 40 dolarlara, 50 dolarlara kadar geriledi. Şu an sanıyorum 70 dolar civarında. Bu kadar instabil bir durumda insanlar biraz daha stabil olan tarım ürünlerine kaymaya başladılar. Bu bağlamda pirinç üreticiliği ve pirinç depolama, pirinç işleme tesislerinde Türk mühendislerinin ciddi çalışmaları, ciddi makinaları var. Hı hı. Bu makinaların da Nijerya ihracat konusunda oradaki iş adamlarımızla hem müsiyat aracılığıyla hem de diğer iş adamlarımızın kanalıyla oldukça sağlam ilişkiler gerçekleştiriyoruz. Keza Afrika'nın diğer bölgelerinde Türkiye'ye bakış aslında biz Türkiye'ye yatırım yapalım, biz oradan daire alalım, biz oradan ev alalımdan çok Almanya'daki sanayi üretimindeki kaliteyi artık insanlar Türkiye'de bulmaya başladılar. Hı. Belki çok iddialı bir cümle. Ama Türkiye'de artık çok kaliteli makinelerin üretildiğine şahit oluyoruz. Bu makineler dünyanın birçok noktasında, fabrikalarda birçok ürünü proses edip son ürün olarak tüketiciye sunulmaya başlamış durumda. Evet,
Peki 2018 yılında bir imzalanan anlaşmadan bahsetmiştik. Serbest ticaret anlaşması. Evet. Bu serbest ticaret anlaşmasını biraz açalım. Yani hani Türkiye bundan bir haber ya da Katar'larda bir haber mi, yoksa hani taraflar biliyor ve bunun her yıl ticaret hacmimize yansıyor mu? Çünkü ihracatımıza baktığımızda bir dalgalanma var. Hatta o grafiği bir kez daha da sevgili yönetmenimizden de rica edelim. İşte 1.74'ten sonra 162'ye düşüyor. Sonra 648'e çıkıyor. Sonra 2018'de 1 milyona tekrardan çıkıyor. Ve 461 bin de şu anda 2019 rakamları olarak gözüküyor. 2019'un ilk 4 ayında yaklaşık, yanlış bilmiyorsam rakam, 550 milyon dolar civarında bir total bir ticaret hacmimiz var. 2018 yılını rekorla kapatmıştık. Yaklaşık 1,5 evet. milyar dolarlık bir total hacmimiz var. Doğru, keza bunun 1 milyar doları ihracat, 500 milyon doları da ithalat. Aslında ihracatımızın ithalatı karşılama oranı burada oldukça yüksek. Son dönemdeki döviz kurlarındaki dalgalanmadan sonra bu oranın biraz daha artacağını öngörüyoruz. 2019 yılını yeni bir rekorla kapatmayı umuyoruz. Katar'daki müteahhitlik firmalarının hali hazırda 2022 Dünya Kupası için hummalı bir şekilde devam eden çalışmalara oldukça büyük bir katkısı var. Özellikle yol, otoban, aydınlatma gibi alanlarda Türk iş adamlarının, Türk şirketlerinin, çok büyük Türk şirketlerinin orada olduğunu görebiliyoruz. Aynı neden zamanda, bu kadar zengin? Elenci. Yani bunun tek bir cevabı var, elenci. Aslında Katar çok öncelerine bir balıkçılık kasabasıydı. Balıkçılıkla evet. geçilen bir kasabaydı. Daha sonrasında elenci kaynaklarının bulunmasıyla ve bunun diğer ülkelere ihracatıyla birlikte oldukça yüksek oranda ihracat yapma şansı yakaladı. Mesela işsizlik yoktur eminim. İşsizlik yok evet. kadar düşük. Yıllık faizler %1 civarında. Şöyle mi? Ya ben mesela Katar hiç gitmedim. Gitmeyi de çok istiyorum. Buyurun gelin, inşallah siz de misafir olursa ederiz. Çok teşekkür ederim. Şöyle hani Katar, belki izleyicilerimiz sizler de öylesinizdir. Katar deyince işte Suudi Arabistan deyince, Suudi Arabistan değil de bak Katar ve Dubai deyince hiç hani geliri düşük olan bir vatandaş, hani yoksulluk sınırında yaşayan bir vatandaş düşünemez. Hepsinin altı ve son model arabalar var gibi geliyor. Hani hiç böyle bir gettosu dediğimiz bir mahallesi var mı ortada? Vatandaş olarak yok, doğru. Ama yaşayan insanların 2 milyonu kadar, yani Katar'ın nüfusu ortalama 2,5 milyon civarında. Bunun 2 milyonu expat dediğimiz bölgeye yakın Hindistan, Bangladeş, Pakistan gibi evet. ülkelerden gelen ve burada işçi olarak çalışan insanlardan oluşuyor. Aslında şöyle çok amiyane bir tabirle 500 bin local için, 500 bin yerel Katarlı için 2 milyon kişi hizmet ediyor. Bizim aslında 1,5 milyar dolarlık total ticaret hacmimiz aslında burada çok anlamlı. Çünkü biz sadece 500 bin insan için 1,5 milyar dolarlık bir ticaret hacminden bahsediyoruz. Bu arttırılabilir mi? Kesinlikle evet. Arttırmanın yolları var mı? Evet. Biz bu hesapları 500 bin insan üzerinden mi yapıyoruz? Yani bakıldığı zaman bir ilçe kadar, ilçeden bile küçük tabii, bir ülkeden bahsediyoruz. Kadıköy'ün nüfusu kadar 500 bin. Bu anlamda baktığınız zaman biz 500 bin insana bu kadarlık bir ticaret hacmine ulaşmış. Bu şey oluyor değil mi? Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi gibi. Yani gelir evet. arttıkça ihtiyaçlar da artıyor ve ihtiyaçların sonu yok aslında. Tabii lüks tüketimin tabii, sonu lüks yok. Tüketimin sonu yok şu anda. Ama yani Katar 2017'deki ambargodan sonra artık biraz o düşünceden sıyrılıp hı-hı. lüks tüketimin had safhada olduğu noktadan biraz daha çok üretimi, biraz daha çok kendi kendine yetmeye başlayan bir ülke haline geldi. Keza mesela şimdi çok enteresan bir noktaya bahsedeceğim. Katar'da seracılık başlıyor. Evet. Yaklaşık 45 adet büyük hacimlerde seracılık faaliyetleri başlıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Çölün ortasında seracılık yapıyorsunuz. Ama Allah'tan işte teknoloji var artık. Değil tabii mi? Bu teknolojinin para varsa, teknoloji ve mantık yapılıyorsa. Bu arada ben siz konuşurken şeye çok güldüm. Buradan da Mert Çermi'ye, yapımcımıza teşekkür ederim. Çok yaratıcı kendisi de. Ekonomiye çok şey tırnak içerisinde Katar yazmış. Yani hayatımda gördüğüm en güzel KC'lerden bir tanesiydi. Mert Bey'e de teşekkür ediyoruz burada. Evet, evet. Çok güzel çalışıyor. Hatta yani Katar'la ilgili her şey önümdeydi gerçekten. Çok teşekkür ederiz Kerem Bey. Rica ederim. Verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Kerem İlengir'le efendim İstanbul Sun Trade LLC Yönetim Kurulu Başkanı'yla birlikte Katar'ı çok yakından tanımış olduk diyelim. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra Her Şey Ekonomisi devam ediyor. Her Şey Ekonomisi ikinci bölümüne devam ediyor efendim. Aslında bu programı yaparken şöyle bir şey düşünüyorum genelde. Sadece işler böyle işte tıp oku, doktor ol, işte hukuk oku, avukat ol gibi şeyler yok.
yaratıcı olmak lazım efendim. O kadar farklı alanlarda, o kadar farklı sektörler var ki, örneğin şu anda arkamda görüyorsunuz haritayı. Bu harita üzerine yazılım yapan şirketler var ve bu işten para kazanılıyor. Bir yazılım şirketi ama çok detay bir iş yaparak sadece harita üzerine yazılım yapan şirketler var. Türkiye'de ve dünyada dijital haritacılığı konuşacağız efendim ve bu anlamda önemli bir isim Alim Küçükpehlivan, Başar Sof'un CEO'su burada olacak ve bu harita meselesini konuşacağız, yazılımı konuşacağız ve yeni dünyada aslında biliyorsunuz özellikle yapay zekanın gelişmesi, teknolojik ürünlerin artması, akıllı telefonlarımız hepsi bir uygulama gerektiriyor, bir yazılım gerektiriyor ve hepsi sonuçta bir konum istiyor. Örneğin şu anda arkamda gördüğünüz nokta bizim kanalımız. Hatta ben göstermiş olayım. Çok güzel yakalamış vallahi yönetmenimiz. Hemen göstermiş olalım. Burası bizim kanalımız. Ortaköy'de bir rezidans efendim. Biz buradayız ve işte bunların tek tek görüntülerin yüklenmesi sokak sokak çok büyük bir data gerektiriyor. Ve bu da büyük bir yazılım gerektiriyor. Google gibi, Yandex gibi firmalara da aslında bu araba motorlarını da Alim Beyler bu haritaları satıyor diyelim efendim. Onları geliştiriyorlar, bu ürünü hizmet olarak sunuyorlar. Bir hemen küçük bir hikaye ile ben birazdan Alim Bey'i ağırlamış olacağız. Yapımcımız yine Mert Çermin, kulakları çınlasın. Arzu muhtemelen şu anda yine Mert'i söylüyor, beni söylemiyor diyordur ama konu gerçekten de şu anda Mert. Alim Bey ile kontak kuruyor. Konuğumla kanalı tarif etmeye çalışıyor. Üstüne bir de diyor ki dilerseniz konum atalım. Oysa ki Alim Bey zaten bu konumu yazan yazılım ekibinin şirketinin başındaki kişi efendim. Alim Bey her şeyin ekonomisinde Alim Küçükpehlivan'la devam ediyor. Evet, her şeyin ekonomisi devam ediyor efendim. Türkiye'de ve dünyada dijital haritacılığı konuşmuş olacağız. Yepyeni bir sektör. Alim Küçükpehlivan, Başar Sof CEO'su. Benim ilk defa duyduğum yepyeni bir sektör. Haftada her günü yapıyoruz bu programı. Pardon, sadece salıları yapmıyoruz. 4 gün olsa 2 bölümden 8 konu. Her gün, her hafta 8 farklı sektörü öğrenirim. En ilgincisi, ilginci siz oldunuz. Tebrik ederiz Alim Bey. Evet, merhabalar. Farklı bir iş yapıyoruz kesinlikle. Yıllar önce bu işe başladığımız zaman biz de bu kadar insanın hayatına dokunabileceğimizi pek düşünmüyorduk. 22 yıl önce şirketi kurduğumuz zaman temel hedefimiz her gün sokaklarda gördüğümüz birilerinin yaptığı kazıdan sizin evdeki elektriğin kesilmesi, su arızası giderilirken telefonun kopması gibi konulara gördüğümüzden bu konuya biraz eğilip böyle bir alanda sene önce değil mi kurulda? Bu şirketi 22 yıl önce kurduk. Yani. Peki 22 sene önce bu kadar teknoloji gelişmişti. O zaman bu haritayı nasıl satıyordunuz? Şöyle, o zaman başlangıcımızda temel hedefimiz zaten kağıt ortamında ve insanların arka odalarda unuttuğu birbirine girmiş bilgileri dijital ortama taşıyarak bunu birden fazla kişiye en doğru haliyle sunabilmek gibi bir katkıyı sağlamak üzere kurumlara bir hedefle yola çıktık. Özellikle altyapı şirketleri, polis, emniyet gibi birimler ciddi anlamda düşünün şimdi. Diyarbakır'da bir polisi Ortaköy'e karakola getirdiniz. Evet. Ertesi günde ihbar geldi, göndereceksiniz bir yere. Nasıl gidecek? Biraz önce tarif siz... eder, işte kenardaki kuaföre gider işte ya da pastanedeki Yaşar abiye sorar. Aynen bir şekilde. Öyle. Aynen öyle olmuyor tabii, ona bir şekilde değil mi bir bilgi havuzuna edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla o bilgilerin toplanılması, harmonize edilmesi ve bunun tüm Türkiye'de yapılması lazım. Doğru. Yani Trabzon'da da, Adana'da da, Ardahan'da da, Bodrum'da da sokağı ve kapı numarasını ve üstündeki işletmenin adını, yolun yönünü, bu tür bilgileri biz yıllardır topluyoruz. 22 sene önce bunu kaç kişilik bir ekiple yaptınız? Biz aslında 3 ortak yola çıktık, 3 mühendis. Ben yazılımcıyım, diğer ortaklarım elektronik ve çevre mühendisi. İlk başlangıçta dediğim gibi biz yazılımı, kağıt kullanan yerlere yazılımı vermek üzere yola çıkmıştık. Sonra baktık ki o haritaları başka kullanabilecek binlerce, milyonlarca insanlar var.
Düşünün, GSM şirketleri yatırım yapıyorlar bir sürü yere ve baz istasyonları kuruyorlar ve sizin telefonunuz çekmediğinde arıyorsunuz. Diyorsunuz ki benim evde telefon çekmiyor veya iş yerinde şu telefon çekmiyor. GSM şirketinin sizin oraya servis veren baz istasyonuna en yakın servis elemanını oraya göndermesi lazım. Evet. Bütün bunlar için harita lazım. Ve doğru harita lazım, güncel harita lazım. Doğru ve güncel. Bir de bunun güncel olması önemli değil mi? Aynen öyle. İsimleri değişiyor ya da işte apartman ismi değişiyor, o bina yıkılıyor ya da başkasını yapıyorlar. Yani her gün o zaman kullandığımız bir şey çok küçük bir gereksinim gibi görünen şey aslında çok büyük bir pazar. Siz bunu görüyorsunuz. Bu tabii sizin son kullanıcı olarak vatandaşın gördüğü. Ama şöyle düşünün, bir kargo şirketi düşünün. Ana işi her gün bu. Düşünün, bir çiçek Arkesini göndereceksiniz. Evet. Çiçeğin saat 10 ile 12 arasında orada olmasını bekliyorsunuz. Önemli bir o an için gönderiyorsunuz. Ve adresi birinin doğru bilmesi lazım. Herkesin aynı adresi anlaması lazım. Doğru. O zaman şöyle söyleyeyim. Benim şimdi şaşırmam bitti. Tamam, bir 5 dakika ne kadar sürdü? 19.30'da girdik. 19.35 efendim. Şaşırmam bitti. Aydınlandı. Şimdi konuyu kavradım. Eyvallah. Halim Bey'e gerçek soruları sorabilirim. Evet, gerçekten çok gerektiğimiş diyelim efendim. Şimdi o zaman siz Başar Soft olarak ilk başta bu şirketlerin ve kişilerin bu ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorsunuz. Evet. Kuruluş aşamasına geldiniz. 22 seneden bugüne neler değişti sizin şirketinizde? Birincisi dünya çok hızlı değişti. Dünyanın değişimine ayak uyduran bir Başar Soft oluştu. Cep telefonları çok yaygınlaştı. Cep telefonlarının içine GPS ve birçok çip seti girdi ve bunun sayesinde haritayı kullanabilmeye başladılar. Hatırlayın, bir 5-10 yıl önce arabalarımıza önce özel cihazlar alıyorduk. Sadece bu işi yapmak üzere tasarlanmış navigasyon cihazları alıyorduk. Doğru. Uzun bir süre onlar üzerinde çalıştık. Geriye doğru gidersem. Daha da öncesinde biz mesela ilk başladığımız zaman Türkiye'deki kapı numaralarını toplamayı bir kenara bırakın. Verileri 10-15 büyük şehirde ancak 2 yılda toplayabildik. Ama 2011'e geldiğimizde mesela 81 il ve 970 ilçenin sokaklarını gezmeyi tamamlayabilmiştik daha. Şimdi artık 12 milyon binanın Türkiye'deki kapı numarasına kadar koordinatlı bilgisini toplayabildik. Biraz önce sizin buranın iş yerini gösterdiniz. Siz mi gönderdiniz o görüntüyü? Bizim arkadaşlar bulmuşlardır. Çok yani. Vallahi sizden korkulur Ali Bey. Hepimizin Mert bulmuş, tamam. Mert bu. Ama Ali Bey'den korkulur. Yani düşünsenize, Ali Bey işte adresinizi söylemek istemiyor. Zaten konumu yapan kişisiniz. Oradan evet, direkt adresini yani, bulabilirsiniz. Evet, hatta şöyle şeyler de oluyor. Biz uzun süre ilk başta tedirgindik yani ulan. Bir şey söyleyeceğiz, yanlış söyler miyiz falan diye. Biraz önce de bahsettiğiniz bu değişimler bizim ekonomimize de katkı sağlıyor. Sokak adları değiştikçe biz onları güncellemekle de müşterilerimize en güncelleri... Onu nasıl güncelliyorsunuz? Sokak sokak tek gezmiyorsunuz tek herhalde. Tek geziliyor mu? Bunun teknolojisi bulunmadı mı? Teknolojisi yani mesela bir devlet şöyle, kurumları işte bir sistemi aktarıyor, sizin yazılımınız onu, öyle datayı şey maalesef çevirmiyor. Yok, öyle bir şey yok. Neden yok? Çünkü şöyle düşünün, bu sokak ve adreslerden belediyeler sorumlu. Evet. Ardahan Belediyesi ile işte Adana Ceyhan Belediyesi'nin teknolojik altyapısı aynı değil, ihtiyaçları aynı değil, öncelikleri aynı değil. Dolayısıyla belediyelerin bu tür verilerde kendi ihtiyaçları kadar veri toplama durumu var ve veriyi canlı tutma durumu var. Biz ise bütün özel sektörün evinize su sipariş ettiğinizde su firmasının size suyu getirmesini, damacanayı getirmesini, bugün elektronik ticaretten, bir internetten, alışveriş sitesinden alışveriş yaptığınızda kargonuzun yarın o binanıza gelmesini sağlayacak altyapıyı bir belediyeden alabilmeniz yani mümkün değil. Yani demek teknoloji o kadar da gelişmiş değil şu anda. Bazı noktalarda onu yani yine bir yerde insana ihtiyaç yapıyoruz. O zaman çok fazla robotlardan korkmamak lazım efendim. Her belediyenin aynı teknolojiye ulaşması zor. Yani Sivas Belediyesi yapay zekaya ulaştıysa bile diyelim ki Ardahan tarafında ulaşması zor. O yüzden korkmayın, panik olmayın. Robotlar hemen gelmiyor. Ama haritalar geliyor. Haritalar hayatımızda Google, Yandex ve Apple gibi büyük kurumlar aslında, dünyaca ünlü şirketler sizi ulaştılar değil mi? Tabii ki. Sizin kapınızı nasıl çaldılar onlar? Şimdi bu haritayı üretmeye başladığımız zaman biz ilk önce Türkiye'deki GSM şirketleri için üretiyorduk. Hı hı. Ama zaman içerisinde 2004-2005 yıllarında ilk harita teknolojileri internet sunucularına girmeye başladığında deneme amaçlı ziyaret ediyorlar ve bakıyorlar elinizdeki haritanızın kalitesi nasıl diye. İhtiyaçlarını sağladığını görünce ve de devamlı olarak güncel tutabilme kapasitenizi de görünce çalışmaya başlıyorlar.
Evet, şimdi uzunca bir süredir çalışıyorsunuz. Şunu sormak istiyorum, mesleki deformasyon örneğin. Siz konuştuğunuz zaman işte sıcak olarak hani ağzınızdan hangi kelime çıkıyor? İşte acaba Ali bir önemli bir şey söyledi mi diye ben dinliyorum. Evet. Ya da işte mesleki deformasyon, siz konuştuğunuz zaman dinliyorum, sürekli kafa sallıyorum. Evet. Belki o anda içeriğiyle bir şey konuşmam evet. gerekiyor. Sizde de mesleki deformasyon anlamında sokaklarda gezdiğiniz zaman sürekli sistemden bakma şeyi var mı? Tabii ki şöyle, biz mesela şu an şöyle bir işimiz var. Türkiye'deki evinize gelen elektrik, su, doğalgaz, telekom, kablo, TV gibi, internet gibi altyapıları sunan şirketler bizim müşterilerimiz. Onlar da ciddi anlamda harita teknolojisi kullanmak zorundalar. Evet. Mesela elektriğinizi kesildiğinde aradığınız çağrı merkezinin sizin hangi trafodan, hangi direkten beslendiğinizi ve arıza ekibinin nerede olduğunu, oraya nereden gidebileceğini hemen görüp çözüp elektriğinizi bir an önce geri verebilmesi lazım. Biz bu tür uygulamaları yapıyoruz ve bunu şimdi yurt dışına da satmaya başladık. Ve bunun için çalışıyoruz ve yurt dışı seyahatlerimiz oluyor. Gittiğimiz her ülkede işte elektrik direklerine, trafolara, kablolama sistemlerine detaylı bir şekilde bakıyoruz yollarda, tabelalara, kapı numaralarına. Çok ciddi aslında geliştirebileceğimiz, getirebileceğimiz öneriler oluyor. Bu biraz fütüristik konular oluyor bazen. Şey, dünyada akıllı şehirler, evet. işte birçok noktada işte herkesin kafasında bir akıllı şehir evet. Hayali var ya da bir taslağı var. Hı hı. Burada sizin sisteminizle akıllı şehirlerin gelecekte, 2050'de mesela İstanbul nasıl olacak ve biz bu haritaları hangi noktalarda ve alanlarda kullanacağız sizce? Şimdi akıllı şehirler konusu hakikaten nüfusun kent hayatına daha fazla katılmasıyla artık ihtiyaç ve zorunluluk haline geldi. Sizin sabah bir yerden bir yere gitme için verdiğiniz kararı aslında birçok doneden faydalanarak yapıyorsunuz. Yani saat kaçta çıkacağınızı, trafiğin durumuna, arabayı ne kadar sürede park edebileceğinize, başka alternatif korusun, yollara hasta göre. Hasta olsanız hastaneye ne kadar sürede gidebileceğinize. Bu tür şeylere çok ciddi kararlar verirken günlük veya çok stratejik kararlar, mesela ev alacaksınız, evinizi alacağınız evin iş yerinize, en yakın hastaneye, çocuğunuzun okuluna gibi birçok noktaya ulaşımını önceden görmek, bilmek ve buna göre bir plan yapmak evet. istiyorsunuz. Dolayısıyla kentlerin gelişimi ne kadar çok bilgi üretirse insanlara o kadar çok doğru kararlar ve efektif bir hareket planı sunarak. Şehre de uyum getiriyor aslında. Tabii ki. Şimdi biraz önce şeyi gördüm. Amsterdam'la ilgili bir yayınınız vardı, orada takip ettim. Mesela oradaki insanlar kentin dedi ki belediye başkanı, otopark ücretleri iki katına çıkarıldı dedi. Neden? Arabayı şehrin merkezine sokmamak için evet. Böyle yapıyorlar. Bu tür bilgileri... Zaten şehir merkezine sokulmaz Amsterdam. Bayağı böyle küçük tabii, bir ülke yani, yani değil mi kanalları? Buradaki mekanizmada evet. elinizdeki veriye göre siz nasıl bir aksiyon alabileceğinizi o şekilde belirleyebilirsiniz. Hı. Mesela kent merkezine kaç araba geliyor, ne kadar kalıyor? Bunların hepsi sizin o araçları tanımanız, plakalarından, hareketlerinden, nerelerden geçtiğinden yola çıkarak bir kent planlaması yapmanızı sağlayacak şeylerdir. Haritada bu bilgileri alınabilecek bir zemin sağlanıyor mu? Örneğin araç, tabii. trafik, tabii. yol durumu bakıldığı zaman orada araç bilgisini, biz mesela deformasyon şu an, içine aktarılıyor mu haritanın içerisinde? Tabii ki bizim şöyle hizmetlerimiz var. Kentlerdeki, bütün Türkiye'deki aslında yaklaşık 5-6 yıldır her sokağın 15'er dakikalık nabzını tutar gibi biz trafik hızını tutuyoruz. Böylece yeni açılan bir otobüs güzergahının veya bir köprünün veya Marmaray'ın trafiğe nasıl bir etkisi olduğunu anında gözlemleyip gösterebiliyoruz. Evet. Şimdi dünyada şu nokta var. Bazı işte meslekler diyorlar ki işte 2050'ye, 2100 yılına geldiğimiz zaman ölmeyecek meslekler var. Bunlardan bir tanesi efendim sanat ölmeyecek deniliyor. Ne güzel, sanat hiçbir zaman ölmesin ama bizler ölecekmişiz sunucular. İşte en son Çinli bir rakibimiz çıkmıştı. Hatta Eko Türkiye'de Türkçe mesaj da okutmuştuk. Evet. Xinhua Haber Ajansı üzerinden bir robotla tanışmıştık bizler. Şimdi dünyada şuraya varmaya çalışıyorum. Gelecekte en önemli şey data. Evet. Datayı kontrol eden, bu sağlıklı datayı analiz eden ve işte ürünlerini uygulayan şirketler ve ülkeler başarılı olacak. Siz aslında data ve bilgi satıyorsunuz o zaman. Evet, yani işletmelerin kendi datalarını üretmelerini, yönetmelerini ve bunu kullanarak
akıllı bir şekilde hizmet üretmelerini sağlıyoruz. Evet. Şu anda yurt dışında da bazı faaliyetleriniz var dediniz. Biraz o tarafa geçelim. Yani olabilir. Yurt içinde faaliyetleriniz var. Yurt dışında ne gibi hizmetler sağlıyorsunuz? Şimdi zaten bu çalıştığımız harita şirketlerinin çoğu temel itibariyle yabancı. Ama bizim buradaki geliştirdiğimiz yazılımların yurt dışında da kullanılabilmesi amacıyla çalışmalarımız var. Başarsoft'ta 100'den fazla yazılımcı var. 300 civarında çalışanımız var. Büyük bir IT şirketi Başarsoft. Evet. Dolayısıyla Türkiye'nin müşteri hedefinin çok çok üstünde bir üretim kapasitesi var. Niye biz bir İspanya'daki, işte Tunus'taki veya Sofya'daki elektrik şirketine de, telekom şirketine de bu sunumlarımızı, çözümlerimizi sunmayalım diye düşündüğümüzde 4-5 yıl önce bu ürünleri uluslararası hale getirip, çoklu dil yeteneklerini kazandırıp, oralarda kanal partnerleri oluşturup, ürünün satış pazarlama çalışmalarına başladık. 2 yıl önce Amerika'da bir ofis açtık. Bu yıl başında ilk siparişlerimizi aldık. Şimdi yavaş yavaş Amerikan pazarına, özellikle elektrik dağıtım konusunda çok ciddi bir potansiyel müşterimiz var diye görüyoruz. Aslında her şirket hani bakıldığı zaman haritayı bir şekilde kullanıyor. Faaliyet alanları ne olursa olsun değil mi? Kesinlikle. O yüzden yani size o yazılımı yaptırmasa bile bir şekilde bu arama motorları üzerinden personeli bir şekilde kullanmış oluyor. Maliyetli bir şey mi bu? Lüks bir şey mi? Şöyle söyleyeyim, kesinlikle değil. Çünkü bunu kullandığınız zaman kullanmadan yürüttüğünüz operasyonunuzun %5-10'u kadar bir maliyet ödediğinizde bunu çok kısa sürede 2-3 ay içerisinde çıkartabiliyorsunuz. Mesela bir yazılım geliştirdik yeni. Yaklaşık 2-3 yıldır da pazarda var. Personel servislerinin güzergahını optimize ediyoruz. Düşünün, İstanbul trafiğindeki en büyük sorun ne? İşe gelmek. Büyük şirketler de servisler sunuyorlar ama bu kez de servislerin süresi çok uzun oluyor. Dolayısıyla çalışanın en büyük derdi çok trafikte vakit geçirmek. Evet. Biz bunu akıllı optimizasyon algoritmalarıyla hem süreyi hem de mesafeyi %10, %15 azalttığımız yerler oldu. Böylece bize ödedikleri parayı yaklaşık 2-3 ay içerisinde misliyle geri alan işletmeler var. Büyük bankalar, büyük işletmeler, müşterilerimiz. Yani patronlar genelde şuna bakıyor herhalde. O projeksiyonu zaman ve maliyet açısından iyi bir şekilde anlatıldığı zaman değil mi? Hani tabii ona rakamlarla yani ifade edildiği zaman. Gerçek maliyetiniz aslında çalışan ve araç maliyetinizdir. Siz eğer bir müşteri yerine iki müşteriye gidebiliyorsanız, yani tipik bir satışçınız diyelim ki İstanbul'da 7 noktaya giderken siz bunu 10 noktaya çıkarıyorsanız %35 bir artış sağladığınız evet. demektir. Ve bu karlılık anlamında da önemli. Şimdi 2018 ve 2019 rakamlarını kıyasladığınız zaman ne durumdasınız? Bu yazılım dediğimiz şeyin maliyeti neyden oluşuyor? Örneğin dolar kurunu, dolar yükselmesi sizin maliyetinizi artırıyor mu, azaltıyor mu? Biraz onlardan bahsedelim mi? Aslında tabii bize çok ciddi bir yansıması olmuyor. Tabii enflasyon ve diğer yakıt giderleri gibi genel giderlerin artışından gelen maliyet artışı otomatik olarak bizim saha çalışmalarımız, üretim maliyetlerimizi arttırıyor. Ama çok ciddi bir şey yok. Biz büyümeye devam ediyoruz. Pazar payımız artmaya devam ediyor. Özellikle yazılım sektöründeyseniz zaten gelişen bir sektör. Değil mi? Bir de yurt dışı faaliyetlerimiz şimdi bu büyümeye de daha ciddi bir katkı sağlayacak diye öngörüyoruz. Türkiye'de yazılım evet çok önemli. Özellikle çok iyi yazılımcılarımız var işte sizler gibi ya da değerli şirketlerimiz evet. var. Ama bir Amerika tabii ki o Silikon Vadisi, orada teknoloji vesaire gibi. Türkiye'nin teknoloji ve yazılım alanında dünyaya göre kıyasladığın zaman nasıl görüyorsunuz? Tabii Türkiye temel anlamda bu konuda henüz hazır değil. Çok yeterli değil. Kendi pazarında yerli ürün kullanımına daha yeni hedef olarak öne çıkarabildi Türkiye. Yani biz yabancı yazılımları ikame edemedik Türkiye'de. Daha bu aşamayı geçemediğimiz için bu ciddi bir sorun olarak Türk yazılım şirketlerinin büyümesinin önündeki en büyük engeldi. Şimdi bu engel bir şekilde artık terse dönüyor ve yerli yazılımlar tercih edilir hale geliyor. Dolayısıyla bunun ardından da burada büyümüş, belli bir güce ulaşmış firmaların yurt dışına çıkması çok daha kolay. Yani şunu diyemezsiniz siz. Ya ben burada Türk Telekom'a iş yapmıyorum ama gideyim Bulgar Telekom'a iş yapmak için teklif vereyim. Müşteri bunu anlamaz. Yani siz Sofya'da gezer gelirsiniz. Ama Türk Telekom'a iş yapıyorsanız o zaman sizi daha ciddi, daha
can kulağıyla dinlerler. Evet, referanslar buradaki aslında yaptığımız işler evet, olmuş aynen oluyor. Öyle. Kalifiye eleman anlamında baktığınızda, hani Türkiye'de şu andaki gençlerin durumu, üniversitelerimizin eğitim durumunu baz aldığınız zaman zorlanıyor musunuz kalifiye eleman bulmakta? İki tür sıkıntımız var. Bir, biraz önceki arkadaşımız da bahsetti, yabancı dil sıkıntımız var. Globali hedefleyen her türlü şirketin mutlaka çok iyi İngilizce bilgisiyle yetişmiş elemanlara ihtiyacı var. Kurum içi eğitimlerle bunu bir miktar arttırmaya çalışıyoruz ama maalesef eğitim sistemimiz yıllarca İngilizce öğretmesine rağmen İngilizce konuşabilen, İngilizce anlayabilen personel yetiştirmede biraz zayıf. Bu zayıf bir karnımız. Bunun üzerine gidilmesi gerekiyor. Kalifiye eleman konusunda da bize gelen elemanı endüstriye uygun hale getirmek için de 3 ay, 6 ay gibi bir adaptasyon sürecinde tekrar bir miktar daha yatırımla hazır hale getiriyoruz. Evet. Peki siz yazılım ve içerik olarak şirketiniz hani hangi tür hizmetleri sunuyor bakıldığında? Sadece işte o haritayı sistemde yapıp güncellemenin dışında farklı farklı hizmetleriniz olabiliyor mu? Tabii ki. Mesela şöyle düşünün. Yemek siparişi veriyorsunuz akşam. Yemek siparişini vereceğiniz zaman o restoran veya o uygulama sizin evinizin, o restoranın yemek listesi ve sipariş dağıtım listesi içinde, alanı içinde olup olamayacağını kontrol edeceği bir mekanizması var. Onun arkasındaki yazılımlar, onun arkasındaki kontrole kadar varacak şekilde veya işte bir dağıtım yapacaksınız. En hızlı nereden ben bu kulleri, kargoları indiririm ve daha az kilometreyle daha hızlı ve zamanında teslimat yaparım diyebileceğiniz uygulamalara kadar veyahut da bir bankasınız, müşterileriniz var. Bir ATM koyacaksınız, nereye koyacaksınız? Şu müşterilerinizin adreslerine ve diğer para çektiği ATM'lere bakarak, rakiplerin yerlerine bakarak bir yer belirlemeniz lazım. Bu tür analizlerin hepsini yapabilen uygulamalarımız var. Tabii ki arkasında yani mutlaka ciddi, harita var. Çok ciddi aslında bilgilerin de birbiriyle karşılaştırılıp kesinlikle oradan bir fayda fiyat maksimizasyonu da çıkarıyor. Şirkete çok ciddi kar da sağlayabilir. Bakın size şöyle tek cümle şunu söyleyeyim. Evinize getirdiğiniz, dolabınızı açtığınız her şey, gördüğünüz her şey bir yerden yüklenerek bir yerlerden size ulaşıyor. Evet. Ve siz de bir yerden çıkıp başka bir yerde onları tüketiyor veya satın alıyorsunuz. İşte bana yanlış anlattılar Alim Bey. Dediler ki işte konum atınca, işte o konum açıldığı zaman o adres açıldı, onu Alim Bey yapıyor. Ama böyle anlatsalardı tabii ki olurdu efendim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Biz bayağı şirketlere ve insanlara hem zaman hem de maliyet açısından, para açısından tasarruf sağlayan bir iş yapıyorsunuz. Kesinlikle. Özellikle bankalar muhtemelen şube açacakları zaman yoğunluk vesaire gibi çok noktada da bu danıştıklarını anlıyorum şimdi. Alim Küçük Pehlivan, çok teşekkür ederiz verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Efendim. Her şey ekonomisinde efendim Başar Soft CEO'su Alim Küçük Pehlivan'la konuştuk. Türkiye'de ve dünyada dijital haritacılığı konuştuk. Bayağı şaşırdığım bir program oldu efendim. İyi akşamlar diliyoruz.